Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik astrolojik döngümüzün son güzel burcu balıklara. Evet. Balıklar da hep acı çekip durdular anladığım kadarıyla son iyi. Senelerde. Bu yıl bu iyiyim. Bu sene iyi mi 2020 balıklar için? Çok sevgili balık, bu yıl iyiyim. Çünkü doğum haritanda yönetici gezegeni Neptün, modern yöneticisi, klasik yöneticisi Jüpiter. Neptün ile Jüpiter kombinasyonu çok iyi olacak. Biraz da bu 18 Mayıs haftasından hemen önce 7 Nisan'da ilk etkiyi verecek. Ama bunun ghost dediğimiz bir etkisi var 4 Mart'ta. Yani 4 Mart'tan itibaren o Jüpiter ile Neptün'ün hatta birbirlerini desteklemesi. Çünkü birinci yönetici Neptün, modern yönetici, klasik yöneticisi Jüpiter birbirlerine olumlu açı yapıyorlar. Ne yapacaklar? Bu 60'lık açıyla birbirlerini öyle bir destekleyecekler ki bu balık burcundaki aslında Neptün'ün o direkt olarak Oğlak Burcu'ndan gelecek olan Jüpiter'e desteklemesinin anlamı şu: dostlar, arkadaşlar, sosyal çevre ve yaşça olgun insanlardan gelebilecek desteklerle beraber hayatlarında önemli şeyler yaşayacaklar. Bak sevgili balık, unutma, bu yıl çok önemli. Doğum haritandaki gezegen kombinasyonlarının birbirleriyle olan açıları, bunlar çok önemli. Doğum haritanın üzerine çalışmamız lazım ama yapacak bir şey yok. Hepinize bakamıyoruz. O zaman yükselen burcu balık olanlar ve balık olanlar, eğer Venüs'ün retro ise, Mars'ın retro ise, bir yerde Merkür retron varsa, şans noktan 2-8 evi düştüyse, 11. evin üzerine kuvvetli bir Jüpiter Satürn varsa, o zaman hayatın güzel geçecek. Bunların kombinasyonlarına baktığımızda da bu yılda o Jüpiter ile Neptün'ün arasındaki açıların aktifleştiği 4 Mart'tan itibaren hayatta yardımlar, destekler, insan ilişkileri, dostluklar gelirken parayla ilgili sıkıntıları temsil eden o Mars'ın aslında doğum haritasındaki kuvvetli ve güçlü etkileriyle beraber Nisan'ın ilk haftasından itibaren 26 Mart 10 Nisan arasındaki dönemde kaynaklarında bir artış olacak. O parasal kaynaklardaki artışları doğru yönlendirmek, 18 Mayıs'tan itibaren bir ev almak, bir doğru yatırım yapmak, dövize yatırım yapmak, Nisan sonu Mayıs'ta çünkü dövizde hareket renkleri çok yüksek beklediğimiz için buralarda bazı kazançlara sebebiyet verecek. Venüs'ün oradaki retro hareketi 22'sinden itibaren başlayacak olacak. Ortak koordinasyon açısı ile birlikte 8 Mayıs'tan itibaren 22'si, 24'ü, 26'sı Mayıs'ın 18 Haziran'a kadar olan dönemde mülk sahibi olmanı, aileyle ilgili sorunların azalmasını ve bunları aktifleştirmeni ve bunları güçlendirmene sebebiyet veriyor. Orada 21 Haziran çok önemli. İş ve kariyerinle ilgili çok önemli bir karar vereceksin. Orada vereceğin karar gelecek olan iş teklifleri ve kariyer teklifleriyle alakalı. Eğer orada retro Venüs'ün etkisiyle yarıda kalmış, eskiden çalışmış olduğun bir işle ilgili güzel bir haber gelirse oradaki aktivasyonu öyle bir artacak ki 5 Temmuz'dan itibaren kariyeri güçlendirebilirsin. Eğer orada 9. evinde güzel bir bal kabağı konumunda bir Venüs, bir Jüpiter, bir Mars varsa onun üzerine de bir tırna veriyorsa yabancılarla bile canavar gibi iş yaparsın. Eğer bu yoksa hiç üzülme. 9. ev üzerinden gelecek bu gezegen döngüsü 2020, 21, 22'de başka bir gezegen tarafından desteklenecek. O da ne? Satürn'ün Kova burcu etkisi. O zaman hayatında farklı kapılar açılacak. Ne oldu? Nefesin yetmedi. Türkiye'de kaldın. İşler gidiyor, para geliyor. Her şey yoluna girmeye başladı. O zaman aşk nerede? Flörtlere baktığımızda 5 Temmuz, 21 Haziran, 30 Kasım, 11 Aralık dediğimiz haftalarda hayatına yeni girebilecek insanlar ve birliktelikle beraber hayatında güçlü, kuvvetli etki gösterebilecek ve gerçek aşkı bulabileceğin dönemler var. Buradaki en önemli tarih 30 Kasım, 7 Aralık. Eğer bunlara çok önem verirsen hayatındaki değişimler, birliktelikler, enerji, güç bunlar senin için olur. Ama burada bir şeye çok iyi bakmak lazım. Neptün'dür, Jüpiter'dir, Uranüs'tür, Satürn'dür. Bunların hepsinin ortak kombinasyonunda Neptün ile Jüpiter'in 60'ının üstüne gelmiş olan bir Mars'ın 4 Mart'taki etkisi, 11 Mart'taki etkisi, 21 Mart'taki etkisi. Ama bu etkilerden 1984 doğumlu, 85 doğumlu, 86 doğumlu, 93 doğumlu, 96 doğumlu balıklar daha az etkilenecek. Diğer balıklar daha olumlu etkilenecek. Diyeceksiniz ki 84'lüler Jüpiter Oğlak neden az etkileniyorlar? Çünkü onların progreslerinde Mars retro. Progreslerinde Mars retro olduğu için orada Mars onları düşürüyor. Aynı şey 73'lülerde de buna benzeyen etkiler var. Bazı balıkların bu sebepten dolayı doğum haritalarına baktırmaları da bizim için çok önemli. Sevgiler, saygılar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.